bir Hemşin köyü olan Ardeşen ilçesine bağlı Oce'deydik. Karadeniz'in halklarından olan hemşinleri tanımayı tabii ki bir programa sığdırmak istemedik ve bundan dolayı da onlarla vakit geçirmeye devam ediyoruz. Elbette Karadeniz'de olduğumuz süre içinde birçok hemşinliyle karşılaşacağız ama özel olmasını istiyorsak eğer en derine dokunmak istedik. Yok olmaya giden bir kültürü kendileriyle konuşmak, sizinle izlemek öyle mutlu etti ki hemşinleri. Evet varız. Politikalar bizi asimile etmeye çalışsa da bir halk olarak ve aynı zamanda bütün halklar için varız demeleri, halkların bütünlüğünün her şeye rağmen kendini koruduğunun da bir göstergesi. O vakit ezgilerden toprağa işleyene, ocağında pişen yemeğinden tulumun muhteşem sesine, bir mücadele geleneğinin anlatıldığı Oce'yi ve hemşinleri tanımaya devam edelim. Tekrardan merhaba sevgili izleyenler. Bir Hemşin köyünde, Oce köyündeydik ve hemşinlileri, hemşinlerin kültürünü tanıyorduk. Bize ayrılan süre sona ermişti ancak programımız bitmemişti. Oce köyünde biz programımıza devam ediyoruz. Tekrar hemşinlilerle ilgili, hemşinlerin kültürünü, kaybolan dillerini, yaşam tarzlarını öğrenmeye çalışıyoruz ve yanımızda sevgili Yasemin abla var. Çok değerli bir kadındır. Hemşin türküleri söyler, hemşin kadını gibi yaşar. Birlikte onu tanımak istiyoruz. Sevgili Yasemin abla, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de köyümüze hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Seni tanımakla başlayalım. Biz seni tanıdık, biraz sohbet ettik bu süre zarfında. Ama hep birlikte, seyircilerimizle birlikte, seyircilerimiz de seni tanısın. Tanıyalım tabii ki birbirimizi. Ben hemşin kızıyım. Yine hemşin köyüne gelinim, Oce köyüne gelinim. Çoktan mutluyum. 28 yıl oldu burada yaşıyoruz. Yüksek Hemşin köyünde büyüdüm. Fındıklı'nın Yaylacılar köyünde doğdum, büyüdüm. Hemşin kültürüyle büyüdüm. Yani tamamen hemşin yaşantısıyla, o hayvancılık, doğal hayvancılık ve çiftçilik yaşantısıyla büyüdüm. Yüksek bir köyde büyüdüm. Ve çoktan mutlu büyüdüm. Derelerimizle, yaylalarımızla, dağlarımızla, gelenek göreneklerimizle tam bir hemşin kültürünü yaşayarak büyüdüm diyebilirim. Türküleriyle, horonlarıyla. Doğal bir ortamda büyüdüm diyebilirim. Fakat yaşadığım buraya geldikten sonraki burası biraz daha işte denize yakın. Hani genelde hemşinler yüksek kesimlerde yaşarlar ya. Bizim yaşadığımız burası biraz daha sahil kesimi, denize yakın. Ama o otantik hemşin yaşantısı, hemşin kültürü, gelenekleri yaşayan bir köy aynı zamanda. Eğitim oranı çok yüksek olan bir köy. Ama hemşinliliği de dolu dolu yaşayan bir köy diyebilirim. Pişen bir köy yani köyümüz, Oce köyümüz. Asıl hemşinliler nerede yaşarlardı? Bu konuda bir bilgin var mı? Hemşinliler daha çok böyle hayvancılıkla geçimini yaparlarmış. Sahilde hemşinli bulmanız çok zordur. Bölge olarak sahilde tek hemşin köyü Oce köyüdür. Genelde yükseklerde, dağlarda ve yaylalarda yaşarlarmış. Biz de işte buraya dağılım Pazar Hemşin'in Zua köyünden. İşte Zua da deniz adı biliyorsunuz Lazca'da. O da ilginçtir. Zua köyünden gelmeye yerleşmişiz tarihte. Fakat burada hani devam etmiş yaşantıları ve bir kısmı da Hopa, Hendek köyüne yerleşmiş. Bu köyün yarı akrabası oraya yerleşmiş. Fakat onlarda hemşin dili devam ediyor. Hemşince devam ediyor. Tabii ki aynı zamanda Ermenice'nin de bir lehçesi hemşince. Devam ediyor kendi dillerini söylemeye. Fakat biz kelime olarak, onlar cümle olarak kurup konuşabiliyorlar. Tamamen dilleri var. Ama bizde kelimeler var. Yani kelime kelime eskiden kalma babaannelerimizden duyduğumuz kelimeler var tabii. Yani devam eden. Yani kelimeler sadece belki bilmiyorum hani bir dili korumaya yeterli olur mu? Değil tabii ki. Bu üzücü aslında. Halkların o kendi öz dillerini, ana dillerini kaybetmek çok kötü bir şey. Çünkü dil yüreğin kapısı sonuçta. Ve buradaki asimile olma olayı aslında ta Cumhuriyet döneminde hani
Cumhuriyet'inden önceki ilkokul olduğu için hani Türkçenin yerleşmesiyle Türkçe öğretilsin, işte insanlar yetişsin diye çok güzel olmuş aslında. Eğitim olarak çok köyümüze etkisi olmuş, fakat ana dillerini unutabiliyorlar. Yani insanlar yeni bir şeyler oluştururken, öğrenirken yeni bir şeyler, bunu kendi ana dilleriyle değil yeni bir dille hani öğrenmeye çalışmışlar. Ama işte zamanla yapılan yanlış politikalar insanların yaşantısında etkili olmuş. Çünkü bakıyorsunuz bugün İngilizce, Fransızca ve Almanca resmi olarak okullarda okutulabiliyor. Ama insanların kendi ana dilleri yasaklanabiliyor. Bu biraz çelişki, biraz bilinçlendikten sonra, öğrenmeye başladıktan sonra zihnimizdeki çelişkiler tabii ki keşke olmayaydı ve biz de hemşinceyi çok iyi konuşabilseydik, Türkçemizi de öğrenebilseydik, ama bunun yanında başka dillerde konuşabilseydik, keşke çok dillerimiz olsaydı. Ben yine de halkların gerçekten kardeş olduğunu düşünüyorum. Halkların bunu yapması gerekiyor. Hep beraber bunu yapması gerekiyor. Eğer hemşence bugün kaybolduysa aslında bu bizim hepimizin sorunu. Bunu bu şekilde görmek gerekiyor. Ve şimdi senden sözünü bitirdikten sonra bir türkü almak isteriz. Hemşin türküsü, yani hemşin türküleri değil, sadece türkü söylemeyi çok seviyoruz eskiden beri. Yani sırtında sepeti bile olsa türkü söyler. Horon eder. Evet. O zaman sen bize bir türkü söyle daha. Söyleyelim. Ne söyleyelim? Madem öyle, Kazım Koyuncu'dan. O bizim için çok kıymetli. Kazım çok değerli. Evlatlarımı da onun türküleriyle büyüttük. Ondan bir şey söyleyelim. Denize kararti var, bu gelen kayık mı dur? Denize kararti var, bu gelen kayık mı dur? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mı dur? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mı dur? Oy dumanlar, dumanlar, hep dağları sardınız. Oy dumanlar, dumanlar, hep dağları sardınız. Yüreğimin derdini bilseniz ağlardınız. Yüreğimin derdini bilseniz ağlardınız. Bak sen de söylüyorsun. Kazım'a sevgilerimizi yollayalım buradan. Aynen. O hep bizim için, aynen, yaşayacak, var her olacak. Zaman, her zaman. Hep. Kazım Koyuncu halklar için çok değerli bir sanatçıydı. Bunun için halklar bu kadar benimsedi. Bunun için halklar bu kadar, aynen, sevdi Kazım Koyuncu'yu. Her zaman dediğin gibi yanımızda olacak, içimizde olacak. Söylediğimiz her türkü de bizimle olacak. O sevgisini bize verdi. Zaten hep birlikte yaşıyorsunuz. Adımlar. Yani Lazlar güçlüler olarak, çok, hemşinler olarak, Türkler, aynen, olarak, aynen, Kürtler olarak, bütün halklar olarak aslında birlikte yaşıyorsunuz. Kardeşçe yaşıyoruz. Bu çok güzel, lazım, bir özellik, evet, ve bunu da taşıyorsunuz, bunu da yaşıyorsunuz. Mesela bir genç arkadaşımız şunu dedi. Yani bugün hemşenceye sahip çıkılmadığı için yarın Lazca'ya da sahip çıkılmaz. Bu çok güzel bir özellik. Yani kendisini bir genç olarak bunu görebiliyorsa, birbirimizi besleyerek, evet, birbirimize güç katarak aslında var olabileceğimizi, aynen, görüyorsa ne mutlu diyorum gerçekten. Son olarak sizden sevgili Yasemin abla, madem burası aynı zamanda halkların da yeri, sen şimdi bize bir tane çok ufak Lazca bir türkü de söylersen çok memnun kalırız. Ve bu şekilde de zaten sohbetimizi... Bir hemşinli olarak Lazca türkü söyleyeyim, evet. Oy, mem aşk vidoluri, arsulu beren atenekna, elat gineri guri kvadolod veri. Çona muço mevugondare, skani suzi orape muço tebi cibrare. Me var çado meftare. Çok teşekkür ederiz bizimle bu paylaşımlarda bulunduğun için, bizim yanımızda olduğun için, bu güzel sohbeti ettiğin için, bu paylaşımları seyircilerimize aktardığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.
Yaşasın halkların kardeşliği diyorum. Katun mi tahen la soç, katun mi tahen la soç, katun mi tahen la soç, ken la suzi zagi soç, ken la suzi zagi soç, ken la suzi zagi soç, tunu gar kevi sana, tunu gar kevi sana, tunu gar kevi sana, lusu zagi kelli soç, lusu zagi kelli soç, lusu zagi kelli soç. Katun mi tahen la soç, katun mi tahen la soç. Şu anda Fadime teyzenin yanındayız. Sebzeli hamsi yapıyor evinde. Kendisini biraz tanımak istiyoruz öncelikle. Fadime teyze nasılsın? İyiyim. Sen ne yapıyorsun burada? Sağ ol. Hamsi tavalaya. Hamsi tava yapıyorsun. Buranın meşhur yemeği. Buranın meşhur yemeği. Ve sen tüplü ocakta da değil, kendi ocağında, sobanın üstünde yapıyorsun. Evet. Odun ateşinde yapıyorsun. Evet. Bize anlatsana yapmış olduğun yemeği. Ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Az önce karıştırdığını gördüm. Böyle abi şey. Gene karıştıracağım da böyle edeceğim ki pişecek. Bunun içinde neler var? Soğan, sarımsak, şey... Of! Biber var sanki. Biber. Başka? Patlıcan görüyorum. Patlıcan değil. Patlıcan değil mi o? Yok. Bu hamsi şu an hamsinin mevsimi değil. Sen bu hamsiyi nereden getirdin? Hamsi tuzlamışım da köpte. Ha, zamanında tuzladın, evet. Kaldırdın, şimdi bunu pişiriyorsun öyle şimdi mi? Şimdi bunu pişiriyorum. Ne edeceksiniz? Nereden görüşecekler? Bu yemek buraya ait bir yemek. Hemşinlerin yemeği. Evet. Sen o hamsiyi nasıl tuzladın bakayım, bir anlatsana bana. Kestik başını, yıkadık, tuzladık. Ben ne bileyim. Turşu gibi mi? Turşu gibi mi? Ne yaptı? Turşu gibi. Tuzladın, kavanoza koydun, kaldırdın. Evet. Ha. Şimdi de yazında böyle sebzeli pişiriyorsun. Pişiriyorsun sebzeli. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Haydi güle güle, sağ ol. Tamam, sağ ol. Hemşinleri ele alırken, hemşinleri tanımaya çalışırken, kültürlerini öğrenmeye çalışırken tulumun sesini duymamak olur mu? Tulumun o görkemli sesini, hele ki Görkem gibi genç bir arkadaşımızdan dinlememek olmaz Oca köyünde. Görkem'in yanındayız. Yanımızda iki tane de anne var. Biri çorap örüyor. Yine bir annemiz daha var yanımızda. Burada biraz Görkem'le sohbet edip ondan sonra da tulumunu dinlemek istiyoruz. Görkem, biraz kendinden bahseder misin? Benim ismim Görkem, dediği gibi. Ocaköy'de yaşıyorum. Doğma büyüme buralıyım. Liseyi yeni bitirdim. Hemşinliyim. Hemşinli olmaktan gurur duyuyorum. Tulumumu çok seviyorum küçüklükten beri. Ne zamandan beri çalıyorsun? 6 yaşından beri çalıyorum herhalde. 6 yaşından öncelikle minderi alıyordum. Çalıyormuş gibi yapıyordum. Şimdi tulumum var. Gerçekten çalıyorum. Kimden öğrendin tulumu? Kimseden öğrenmedim, kendim. Kendi kendime, evet. Öğrendim. Burada bir abim var, tulumcu, o da üstad. Hı hı. Onun vesilesiyle, ondan heves alarak öğrendim, ona bakarak. Tulumu peki tulumu kim yaptı, sen mi yaptın, nasıl yaptın? Yok, ben yapmadım, bunu ben aldım, bunu yaptırdım. Bu üç parça, bu dudula. Dudula. Deri, oğlak derisi. Oğlak derisi. Evet, altta bu kılıfı. Buna da nav diyoruz. Nav. Evet, 5 perdeli. Altı sesten oluşuyor. Evet. Çalarken ritim vermek için kullanıyorsun herhalde. Ritim, ses, hepsi. En önemlisi ritim tabii ki de. Yani gelecek nesillere bunu aktarmak isterim, yani yaşatmak isterim tulumu. Evet, tabii senin gibi gençler olduğu sürece tulumun sesi, evet, de kesilmeyecek değil mi? İnşallah. Senden dinleyelim bakalım bir tulum sesi. Peki. Thank you.
Oca köyünü gezmeye devam ediyoruz. Gezerken çapa yapan bir teyzeyle karşılaştık. Onunla sohbet etmek istiyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol. Seni tanıyabilir miyiz? Adın ne? Benim adım Nazmiye Kepenek. Nazmiye teyze, şimdi sen çapa yapıyorsun. Ne çapalıyorsun? Toprağı çapalayayım, fasulye tohum atayım. Ha, elindekiler fasulye zaten değil mi? Bunları mı sen tohum atacaksın? Buleye tohum atayım. Bu tezden geliyor. Nereden geldi? Tez geliyor, tez. Ha, yeni geldi. Nereden getirdin onları? Biz kendimiz türetmişiz, saklayız. Ha, sen şimdi fasulyeni ektikten sonra, o fasulye olduktan sonra bunu tohum haline getiriyorsun. Ha. Bir sonraki yıl tekrar ekiyorsun. Evet. Buzdolabında saklayız, güvedeyiz, güveyi güveyemezsin diye buzdolabında saklayız. Tohumu? Tohumu. Buzdolabına saklıyorsunuz. He. Peki buzdolabılar olmadığı zaman nasıl saklıyordunuz? Onu işte şimdi onu diyeyim de yeğirdi de güveyi yiyordu. Güveyi yiyordu. Buzdolabı icaz olalı, buzdolabında saklayız. Yok ay buzluğuna koyamazız, ona koysak bitmez. He. Altına bırakırız. Evet, maksat bozulmasın. Peki sen günleri nasıl geçiyor Nazmiye teyze? Oca'da yaşıyorsun, hemşinli bir annesin. Böyle bu işlerle geçerdi. Tarlada, bahçede. Evet. Hayvanım olursa hayvanıyla. Ahırda var bir hayvanım. Onun... Var mı hayvanı? He. Ne var? Bir inağım var, bir de tosunum var peşine. Tosunum var. He. Da işte ulağın otini yaparım. Ulağıyla uğraşıyorum. Zaten çok bir şey demeyeyim, dizdağım biraz rahatsızdı. Geçmiş olsun. Zor gezeyim. 80'i bulmuşuz. Maşallah, maşallah. Allah uzun ömürler versin. 80'i bulmuşuz, yine böyle uğraşmamış olmayı bozuyor. Gömeyeyim şimdi bir yerde sana göstereceğim. Ne göstereceğim? Aha. Ne aha, o? Aha da doğum bozuk, aha. Ne o? Aha. Bunlar can, ne? Bunlar dek durmak açar ya. Bule boynuyu titir oluyor ya titir göğüsde uçan titir. Bu kahverengisi oluyor daha ufak oluyor. Bu hıçkalar hep saracak. Bule hep saracak ama titir olduktan sonra böyle bir ay kadar yaşama. Eliyi tokuluyor. Bu sardı her tarafı sardı. Fasulyeye zarar veriyor mu? Ya her şeye zarar veriyor. Çaya bile uçar çaya. Bunlar daha önce yok muydu, yeni mi oldu? Yeni oldu, bir iki sene yeni oldu. Yaşadıkça nelle gördük. Neyden kaynaklı teyze biliyor musun? Bunu şey yaptılar, göğe... Bu kurulan şey, barajlar falan mı, ondan mı? Toplantı yaptılar, göğe bir şeyler ettiler ama bunun ilacını vurursak işte çok zararlıydı. Çok her şeye zarar olur dediler. Evet. Öyle kaldı bilmeyem. Evet. Millet çarşıdan taşıyor. Ha böyle güzel, ha böyle fasulye olurken şimdi millet çarşıdan taşıyor. Evet, insanlar artık kendi bahçelerinden bile yetişen fasulyeyi yiyemez oldular değil mi? Salatalık edemeyiz. Uçay, salatalık emeyiyor. Çiçeğini emeyiyor. Hepsini emiyor. He. Nedir o böceğin ismi? Böceğin ismini kelebek dedik biz. Ama tam kelebek de değil, evet kelebek deniyor da bildiğimiz kelebekten değil. Şimdi, evet. Hep emeği, çiçeğini yemeği, bunu yemeği. Peki Nazmiye teyze biraz kendinden bahseder misiniz? Mesela hemşinli kadınlar nasıl giyinirler, ne bileyim eski dilleri nasıl, ne söylerler, biz, türküleri? Biz de hemşinliyiz ama bizim kültürümüz böyleydi da. Esas hemşinliler var bizim hemşinliler. Ula keşan sararlar. Ula daha da güçlü kuşak sararlar bellerine. Kuşak sarıyorlar. He. Evet. Ular daha da güçlük. Bizim kültürümüz böyle. Sen artık yapmıyorsun, giymiyorsun onları. Yok, ular biz hiç giymedik. Nasıl kalktı? Biz de yok idi zaten. Biz bu hemşinlerde yok idi de, yoksa hemşinler de var. Şimdi bütün hemşinlerin kültürleri farklı farklı değil mi? Her bölgenin kendine has kültürü, kültürü, adetleri var. Siz Ayder'e hoş çıkmadınız. Çıktık. Çıktınız mı işte? Ayder hemşinlik, üyesi işte Keşan Bağlar'la konuşmalıydı da giyişik.
kuşak sararlı. Hep evet, dergi şu. Biz şey, böyle, biz eskiden... Yazması da farklı. Köşesini buraya getiriyor. Evet, aynen böyle bir köşe. Da biz eskiden peştemal deriz. Peştemal da gömüş oluruz. Biz eskiden peştemal bağladık. Evet. Şimdi peştemal libera olduk, biz etek gireriz böyle. Etek deriz. Eski genellikle dergişti gittikçe. Yeni gelin nesli dergiş durdu. Şimdi eskiler bu yeni bir ayağıma şey yaptı. Bu arada bir şey ısırdı. Sinek de. Sinek ısırdı. Şimdi yeniye uyarken mesela yeni nesil evet yeniye uymak zorunda diyorsun. Yeniye uyarken peki eskiyi de unutmamak gerekir değil mi? Tabii. Şimdi eskilerimiz yeni gelenekle beginmeyle giyimine şeyine ama uyacaksın. Tamam, ben seni daha fazla tutmayayım. Senin de işlerin var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biz çok memnun olduk seni tanıdığımız için. Sağ ol. Seyircilerimiz de memnun olmuşlardır. El sallamak ister misin onlara? Farklı bir yapıya sahip olan, coğrafyası çok güzel olan Karadeniz'in kadim halklarından olan hemşinleri tanıma fırsatını yakalıyoruz. Şu anda da yanımızda sevgili Nuran Hanım var. Onun evinde, onun bahçesindeyiz. Biraz da hemşini ve hemşinleri kendisinden dinlemek istiyoruz. Ama öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Ben Nuran Kepenek. Aptekin Kepenek diyeyim. Cihan Aptekin'in de ablasıyım. Emekli İngilizce öğretmeniyim. Evet, buradan tabii ki Cihan Aptekin'i de anmadan etmeyelim. 1972 yılında Kızıldere'de Mahir Çayan ve yoldaşlarıyla birlikte katledilmişti Cihan Aptekin. Ve kendisi bir hemşiniydi. Aynı zamanda Oca köyündendi. Sevgili Nuran Hanım da ablası oluyor. Buradan da kendisini anmadan geçmek istemedik. Söz konusu hemşin kültürü ise bu kültürü Cihan'ın özelinde anlatmak çok doğru olur. Cihan hemşin kültürünün tüm özelliklerini taşıyan bir kişiliğe sahipti. Kendi yaşadığı dönemde birlikte yaşadığı arkadaşlarının söz birliği etmişçesine söyledikleri tek şey, biz bu kadar içtenlikli, bu kadar içi dışı bir, bu kadar mert, cesur bir insan tanımadık hayatımızda. Bunu Cihan'ın yakın arkadaşları sık sık vurgularlar. 68 ile ilgili yazılmış ana kitaplarında her şeyde bu tümcelere rastlayabilirsiniz. Cihan bunun için çok sevildi, sayıldı, ona güvenildi. Pırıl pırıl bir insandı. Biraz önce söylediğim nitelikler, işte hemşin kültürünün özellikleri. Hemşin kültüründe ikiyüzlülük yoktur. Ön yargılar yoktur. Hoşgörü sonsuzdur. Kadın erkek ilişkilerinde, kadın erkek arkadaşlıklarında bunu görmek mümkün. Peki bu kadar kadim bir kültür nasıl oldu da aslında diline sahip çıkılmadı? Yok olma tehlikesi altında, artık konuşulmuyor, artık kültürü evet belli yerlerde, belli köylerde yaşatılsa da ama bir insan hani bir halk belki diliyle daha çok var oluyor. Biraz bunun üzerinden de bir şeyler söylemek ister misiniz? Vallahi şöyle söyleyeyim, aslında burada İslamcı baskılar... insanları içine
...lı bir hale getirdi. Hem içe kapanıklık, hem dıştan da kapalılık. Ve düş, o hoşgörü, o şey değiştirilmeye çalışılıyor. Benim bildiğim, şimdi hemşindiye bir yabancının... Tamamen bilimsel yazdığı bir kitap var. Köyümüzün yeni kurulan derneği o kitabı Türkçe'ye tercüme etme hazırlığı içinde. O kitap tercüme edildikten sonra hemşinle ilgili birçok gerçekleri görme şansımız, hep birlikte görme şansımız olacak. Ben biraz İngilizcesini İngilizce öğretmeni olduğum için okudum. Tamamen hemşin kültürü ve dili üzerinden. Hemşin kültürü ve dili tümüyle hemşinlilik, hemşin yaşamı, hemşin halkı. Orada büyük ölçüde sözcüklere de yer veriliyor. Fakat şöyle bir şeyi sezinliyorum. Çamlı Hemşin çevresindeki Hemşince ile Hemşince diye ayrı bir dil de yok zaten. Türkçe ile çok şey olmuş, iç içe geçmiş. Bizim köyümüzde kullanılan dil arasında bile Hopa'da kullanılan dil arasında da farklar var. Bazı sözcükler örtüşmüyor. Onlar ayrı şeyler söylüyorlar. Bazı şeylere biz ayrı şeyler söylüyoruz. Lazca'yla da bir şey olmuş. Etkileşim olmuş. Şimdi biz sözcük düzeyinde çalışmalar yapıyoruz köyümüzde. Ama Çamlı Hemşin yöresindeki öncüler diyeyim, Çamlı Hemşin kültürünü yaşatma daki öncüler bir şey yapıyorlar mı bilmiyorum ama biz köyümüzde böyle şeyler yapıyoruz. En azından bu tamamen belgelere dayalı yazılmış o kitabı Türkçe'ye tercüme etme çabamız bile bir girişim var en azından. Evet, evet, evet. Bakalım ne kadar bir açılım sağlayacak bize ve hemşin kültürüne ilgi duyan insanlara. Evet. Bunun dışında bizimle neler paylaşmak istersiniz? Çünkü biz geldik ve tamamen bu kültürü öğrenmek istiyoruz. Bu kültürün aslında bütün halklara ait olduğunu. Çünkü bir kültür aynı zamanda halkların kültürüdür. Ve onun için sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Bizim öğrenmemiz gereken, seyircilerimizin bilmesi gereken, sizin paylaşmak istediğiniz neler var? Allah, dilerim hemşin kültürü Türkiye'ye hakim olsun. Dilerim. Yani... Nasıl hakim olsun? Hoşgörü sonsuz olsun. Kadın erkek ilişkilerinde özgürlük olsun. Cinsiyet ayırımı olmasın. Ta bebeklikten başlayarak anneler, babalar çocuklarını ayırımsız yetiştirsinler. Bu erkektir, şu bu kızdır, işte bunları yapsın şeyini... öne çıkarmadan çocuklarını eğitsinler. Dilerim böyle bir şey ülkemizde gerçekleşir. Başka ne diyebilirim? Buna ülkemizin çok ihtiyacı var. Karadeniz bölgesinde çok güneşli bir gün içerisinde dahi bir bakmışsınız ki yağmur yağıyor. Oca köyüne de yağmura yakalandık ama yağmur Karadeniz'in her bölgesine yakıştığı gibi Oca köyüne de yakışıyor. Yine yanımda bir kadın arkadaş var. Kendisini tanımak istiyorum. Merhaba. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Şenur Akman. Şenur Hanım, burada bu köydensiniz, Oca köyündensiniz. Evet. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben bu köyde doğdum, bu köyde evlendim, bu köyde yaşıyoruz. Hı hı. Böyle çalışıp duruyoruz işte. Böyle sancağın önündesiniz.
Salınca arada gelmek lazım. Boşuna koyulmadı buraya yani. Arada bir gelip çayımızı içip bir manzarada sallanmak iyi oluyor. Güzel bir manzara. Evet. Ve bu güzel manzaranın içerisinde herhalde gelip buradan böyle bir sallanılıyor. Tabii ki. Mutlaka sallanması lazım yani. Yoksa niye sallanacağı koyalım buraya? Sallanacak olunca sallanmak gerekiyor yani. Arada uğramak lazım. Köyümüz her gelen bir hayran kalıyor zaten. Biz de hayran kaldık. Yani sevilmeyecek bir köyde değiliz aslında. Çok güzel köyümüz. Her şeyimiz yerli yerinde. Bazen işte buraya gelen arkadaşlar biraz çöplerini bırakabiliyorlar. Ona birazcık şey yapıyoruz, tepki gösteriyoruz. Ama onun dışında gayet mutlu bir köydeyiz yani. Herkes her şey keyfi yerinde diye düşünüyorum. Yani ne bileyim bu köyde başka yere gidince buraya diyorsun ya biz cennetteymişiz diyoruz yani. Sizin çalışanlar mı? Bunlar bizim çalışanlarımız. Şu anda ne yaptığımı düşünüyorlardır büyük ihtimalle. Çok teşekkür gelsin. Ediyoruz zaman Rica ayırdınız. Ederim. Kolay gelsin. Yemyeşil bir alana kurulmuş Ocaköy'ündeydik sevgili izleyenler. Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Ocaköy'ü. İki bölümdür buradaydık. Hemşinleri, hemşinlerin kültürlerini, yok olmaya giden dillerini, yemeklerini, kendilerini tanımış olduk. Bir başka bölümde, bir başka yerde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hemşin yaylalarına, hemşin yaylalarına, yattım uyuyemem.